Bugünkü menümüz kıymalı kaşarlı menemen arkadaşlar. Şöyle bir muhteşem yemek ziyafeti. Başlayalım. Merhaba arkadaşlar. İyi akşamlar. Akşam neyin? Ne yapalım? Menemen yapacağım. Arkadaşlar bu sefer değişik menemen yapacağız. Daha var benim bir gerçek menemen tarifim var. Onu yaptım. Çok yorumlar aldım. Beni amatörlükle itham eden oldu. Menemen görmemişlikle itham eden oldu. Menemen yememişlikle itham eden oldu. Herkes bir şeyler dedi. Bilmezler ki ben 5 sene sanayide binlerce kez menemen yaptım. O menemeni ben sade menemen olarak yaptım. Düşünün, Türkiye'de yüzyıllardır menemen yapılıyor. 100 yıl evvel, 60 yıl evvel Türkiye'de kaşar var mıydı? Sucuk var mıydı? Çoğu evde yoktu. Kaşar zaten hiç yoktu. Şimdi bana yok çakallı menemeni menemenmiş, gerçekmiş diye konuşuyorlar ama bir de şöyle düşünelim. 50 sene evvel nasıl yapılıyordu menemen? Kaşar yok, sucuk yok, salam yok, hiçbir şey yok. Domates, biber, yumurta. Onun için o tarifin adını gerçek menemen koydum. Fakat bende bir sürü menemen tarifi var. Şimdi bu da onlardan birisi arkadaşlar. Bu arada malzememin bir tanesi eksik olmuş. Şimdi arkadaşlar, lütfen yorumlardan önce benim yaptığım yemekleri bir yapın. Yapmadan yorum atmayın. Görünüşe göre yemekte karar vermek tamamen bir acemiliktir arkadaşlar. Önce bir yapın, deneyin. Beğenmeyebilirsiniz. Beğenmeyebilir ama önce bir denenecek. Yemek bir denenecek. Bakalım nasıl olmuş. Şimdi bu seferki birazcık enerji bombası olacak. Malzemelerimize bakalım. 5 tane orta boy domates. Yaz geldi. Arkadaşlar iyi domatese kavuştuk. 6 tane kıl biber. İncecik doğradım. 6 dilim ince doğranmış kaşarım. Efendim acı pul biberim, kırmızı biberim, tuzum. 200-250 gram arası bir kıymam ve sıvı yağım. Bu arkadaşlar bomba bir menemen olacak. Yani bu tam bir enerji bombası ve yumurtam tek. Unutmayın, bir menemen yediğiniz vakit içindeki malzemelerin tadını almak istiyorsanız yumurtayı tek arkadaşlar. Ne kadar domates olursa olsun tek yumurta. Böyle bir deneyin. Yorumlarınızı öyle alalım. Başlayalım. Menemenimize başlayalım arkadaşlar. Çelik tavamıza bir miktar sıvı yağ döküyoruz. Gördüğünüz üzere. Şu aşamada menemenimizin altı hep açık olacak arkadaşlar. Önce incecik kestiğimiz kıl biberleri şöyle bir kavuracağız. Çok değil ama. Biberlerimizi bir orta yola soktuk arkadaşlar. Bakın biberlerimiz yumuşayacak yeter. Öyle kızarmayacak. Hemen 200 gram kıymamızı şöyle ufak parçalar halinde atıyoruz. Unutmayın, et girdiği vakit her zaman için altı açık olacak arkadaşlar. Et yüksek ateş sever. Mangal olayı farklı. Mangalda orta ateşi ve düşük ateşi sever. Ama bu tip yemeklerde, tavadaki yemeklerde et yüksek ateş sever. Hep her zaman. Şöyle bir kıymalarımızı kavuralım. Kıymalarımız yoluna geldi arkadaşlar. Bakın bunları da fazla kızartmıyoruz o kadar. Yüksek ateş, bir daha söylüyorum. Şu anda yüksek ateşte. Önce domateslerimizden yavaş yavaş arkadaşlar bir miktar atıyoruz. Çünkü hepsini atarsam çok sulanır. Şöyle bu kendine gelsin, bir harmanlansın. Hatta arkadaşlar büyük ocağı aldım. Domateslerin kendine gelmesi için yüksek ateş lazım bunda. Bir posayı attım arkadaşlar. Aynı gerçek menemen tarifinin olduğu gibi.
Böyle 2-3 postada pişiriyorum arkadaşlar. Domatesleri böyle hermelendikçe yavaş yavaş ekliyorum. Son postayı da atıyoruz. Şöyle güzel karıştırıyoruz. Şimdi baharatlarımız var arkadaşlar. Kırmızı biberim gitmiş. Aşağı yukarı 1 çay kaşığı, 1,5 çay kaşığı kırmızı toz biber tatlı. Çay kaşığı pul biber. Bir tatlı kaşığı tuz. Tam dolu değil arkadaşlar. Çünkü kaşar koyacağız. Tuz oranı tamamen tabii ki sizin zevkinize göre, hastalığınıza göre. Kimi tansiyon var. Kimi tuzdan tuz eksik kalıyor. Tuzlu yiyor, tansiyon düşükler falan filan. Onu artık yani ölçüsü yok size göre. Şimdi bu ne olacak arkadaşlar? En az 10 dakika, en az 15 dakika da olabilir. Kısık ateşte bu hermelenecek arkadaşlar. Ben bunu ufak ay gazım alıyorum. Ufak ay gazla kısık ateşte bunu arkadaşlar hermeleteceğim. Siz hemen böyle pişirip de yapabilirsiniz ama en güzel yöntem budur arkadaşlar. Böyle deneyin. 10 dakika ile 15 dakika arası için pişecek ve hep bütün lezzetler birbirine karışacak. Derdimiz bu. Yani öyle çok çabuk pişirirseniz kıyma ile domates birbirine tam kavuşmaz. Tam kavuşması için böyle bekliyoruz. Evet arkadaşlar, menemenimizin pişme süresi tamamlandı. Nasıl anlarız? Bakın, göz göz olmuş. Şu gözleri görüyor musunuz? Yani buradaki amaçlardan biri de suyunun buharlaşması. Domatesin suyu buharlaşacak. Mayisi esas içinde kalacak. Keskin tadı mayisi içinde kalacak. Şimdi ne yapacağız? Bu güzel menemene bir tane yumurta kıracağız. Tabii ki. Şöyle. Şimdi altını açıyorum ve yumurtamı karıştırıyorum. Arkadaşlar mutlaka şu menemeni bir tek yumurtayla deneyin. 3-4 yumurta koyup da domatesli yumurta yapmayın. Tek yumurta deneyin. Bakın şimdi bunda kıymanın, biberin ve domatesin tadını çok daha net alacaksınız. Menemenimizin altı açık. Yumurtalarımız pişsin diye. Zaten hemen 1 dakikada falan pişiyor bu. Son aşamaya geldik. Yumurtalarımız pişti. Tekrar kısıyorum. Şöyle. Ve ince olarak kestiğimiz kaşarlarımızı menemenimizin üstüne şöyle yerleştiriyoruz. Kaşarlarımız erimeye başladı. Altını kısıyoruz. Ve bunu böyle 5 dakika demlenmeye bırakıyoruz arkadaşlar. Bu arada kaşarlar da eriyecek. Hepinize şimdiden afiyet olsun.